Roxan teşekkürler. Trabzon'dayız. Son derece güzel, keyifli bir bahar havası var ve Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'le birlikteyiz. Öncelikle teşekkür ediyoruz kendisine. Özel röportaj ve canlı yayın konuğumuz oldu. Bu yoğun tempo arasında bizlere de zaman ayırdı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii Trabzonspor taraftarı onu çok seviyor. O da Trabzonspor taraftarını çok seviyor. Şuna başlamak istiyorum. Aslında baştan değil de sondan başlamak istiyorum. Şampiyon oldu, sahaya çıktı, meşaleyle dolaştı. Neler hissetti? Yeah, it was amazing feeling. And I like moments like this because you will remember it for all of your life and I enjoy it too much. Harika duygular yaşadım aslında. Böyle anları çok seviyorum çünkü böyle anlar hayatınız boyunca unutmayacağınız, hep hatırlayacağınız anlardır. Ben de bunun tadını çıkarmaya çalıştım. Polisler onu içeri sokarken güvenlik görevlileri biraz zorlandı. İçeri girmek istemedi ve bütün oyuncular içerideyken o dışarıda taraftarın içindeydi ve çok mutluydu. O sırada neler yaşadı? İlginç bir anısı var mı? No, I think the city was waiting for too long about to be champions and I won't just enjoy with them this moment. I was happy too, but happy also for the city and for the club. Şehir aslında uzun zamandır bu şampiyonluk duygusunu tatmayı tekrar bekliyordu. Ben aslında çok mutlu oldum içeri girdiğimde. Hem kendi adıma çok mutlu oldum hem de onlar mutlu olduğu için ben de mutlu hissettim. Cornelius'u görünce ayakkabıları yoktu. Bakasetas şortunu kaybetmişti. Hüseyin'in çorapları yoktu. O içerideki atmosfer, arkadaşlarıyla yaşadığı sevinci nasıl tarif edecek? Yeah, it was good. I don't lose nothing because I won't keep it for me in these things. For memory, but I enjoy it. I jump, I dance, and I was screaming with them. And was amazing feeling. So I was waiting also for this, and like I said, I was too happy. Ben herhangi bir kıyafetimi kaybetmedim orada. Aslında biraz da kendime saklamaya çalıştım ileride hatıra olarak saklayabilmek adına. İçeri girdiğimizde arkadaşlarımızla beraber dans ettik, beraber zıpladık, beraber oynadık aslında. Çok güzel anlar geçirdik hep birlikte. İnanılmaz duygulardı. Tekrar bahsettiğim gibi ben de aslında bu duyguyu yaşamayı bekliyordum uzun zamandır. Aslında biraz da şimdi yavaş yavaş sezona dönmek istiyorum. Çok yoğun bir mücadeleydi. İlk maçta golünü de attı. Taraftara da bir merhaba dedi ama sezon ortasında bazı iniş çıkışlar olabilir ama özellikle sağ kenarındayken bile çok ciddi destek verdi. Dönüm noktası ona göre hangi maçtı? Well, of course, I think most important was against Konyaspor at home. Was 6 points match. If we lose, was just 3 points. But we win and was 9 points. Was of sure the critical, most critical match in the season. Ben sezon boyunca oynadığımız maçlar içerisinde en kritik maç olarak içeride oynadığımız Konyaspor maçı olarak görüyorum. Çünkü o maç bizim için belki de 6 puanlık maçtı. Kaybetseydik puan farkı azalacaktı. Kazansaydık rakibimize karşı içeride oynadığımız maçta kazansaydık puan farkı iyice artacaktı. Ben en kritik maç olarak o Konyaspor maçını görüyorum. Evet, bir Galatasaray maçı vardı İstanbul'da. Orada kadrodaydı ama yedek kulübesinde adeta son dakikalarda o heyecanıyla çok güzel bir fotoğraf da verdi. Adeta bir antrenör gibiydi. O anı, o son dakika golünü nasıl hatırlıyor? Nasıl yansıtacak bizlere? Yes, was also one of the most important wins for us in this season. And when we score goal to 1-1, I was really sure about we can win this game and I will support my teammates from outside and just a little bit help from outside, but after we scored this goal and was crazy important and 3 points for us in the big match like this. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi sezonun en önemli maçlarından bir tanesiydi. Aldığımız en kritik, en önemli galibiyetlerden bir tanesiydi. Maç 1-1'e geldiğinde o golü attığımızda ben ikinci golü atacağımızdan ve maçı kazanacağımızdan inanılmaz derecede emindim. Dışarıda yardımcı olmaya çalışıyorsunuz tabii ki ama bu sınırlı bir yardım, elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Ama golü attığımızda maçı galibiyete getirecek o 2-1 yapan golü attığımızda çılgınca bir sevinç oldu. Ben de olabildiğince arkadaşlarımla beraber bunu kutlamaya çalıştım.
Napoli'de 12 sene, 12 sezon geçti ve bir efsane. Sonrasında Çin ve İsveç maceraları ama Trabzon'a gelince sezon başında yaptığı röportajda çok heyecanlı olduğunu belirtmişti ve şampiyonu kazanmak istediğini söylemişti. Bu süreç onun adına nasıl gelişti? Hocayla arasındaki diyalog neydi sezon içinde? No, was good. Immediately in the first day I feel very good in this club. With my teammates, with the all staff, coaches, medical staff, kitmen, well, we are like big family. And when I signed the contract, everybody was telling me this team has quality to be a champions. And of course, I didn't know, but after some games, I understand we can do it. And everybody was right. The club, the coach, and after some games, also. Myself, I was, how do I say in English? I trust we can do win the title, and we did this long season in the good way, with a good start. But of course, in the end, the last steps is the most important and most critical and most harder. But in the end, we did it, and we are champion. İlk günden itibaren, bu takıma geldiğim ilk andan itibaren gerek takım arkadaşlarım, gerek sağlık ekibi, gerek bütün hocalarımız, buradaki malzemeciler, buradaki herkesle beraber büyük bir aile olduğumuzu gördüm. Ben buraya gelmeden önce tabii ki bana söylenen şeyler vardı. Bunları da buraya gelmeden daha net görebilmiş oldum. Çünkü gelmeden önce bana söylenen arasında bu takımın şampiyon olabileceği, kalitesiyle beraber gerçekten bu ligi kazanabileceğini bana söylemişlerdi. Zaten böyle şeyleri tahmin edebiliyorsunuz ama gelip içeri girdikten sonra daha net görüp emin de olabiliyorsunuz. Ben geldiğim ilk andan beri hep söylemiştim zaten şampiyonluğu kazanmayı istiyorduk burada hep beraber. Sezona başladığımızda birkaç galibiyet aldıktan sonra zaten bunu net olarak yapabileceğimizi ben de tahmin etmeye ve bunu öngörmeye başlamıştım aslında. Sezona iyi bir başlangıç yaptık dediğim gibi. Ancak iyi başlangıç zaten daha önemlisi iyi bitirebilmek. Biz çünkü son adımlar genelde daha zor olurlar ve atılması çok daha güç olur. Biz o son adımları da iyi atmaya başardık. İyi bir başlangıçla birlikte güzel bir son oldu. Hep beraber şampiyon olduk burada. Evet tabii güzel şeylerden bahsediyoruz ama sezon içinde yaşadığı bir sakatlık da vardı. Bir süre sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. O günler onun adına nasıl geçti? Mutlaka dönmeyi çok istedi ve şu anda tam performansı yerinde mi? Çünkü Trabzonspor taraftarı önümüzdeki sezonda ondan çok şey bekliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Yes, I was very sad about my situation because I can't help my teammates in the pitch and I was suffering, but in the end they did very well and they continue in the winning, this was important, and I was trying all my best to be back soon possible, but of course I need to feel my body, and was impossible to come back earlier. But happy to help the team in the end of the season and have difficult and important points in the end and. Now everybody are happy. I am happy to be back and enjoy last two games, the celebration again, and we see what happens next year. So of course, I hope, and I think all City hopes we can play in the Champions League because it's the best league in the world. And listen, this music of the Champions is amazing. Sakatlık sürecinde çok üzgündüm aslında takıma saha içinde yardımcı olamadığım için. Benim için zor anlardı ama benim saha içinde olmadığım arkadaşlara saha içinde yardım edemediğim anlarda dahi takımımız çok iyi bir iş çıkardı. Galibiyet serisine hep devam ettiler. Ben de olabildiğince elimden gelen en hızlı şekilde geri dönmeye çalıştım. Hani bazı durumlarda vücudunuza dinlemeniz gerekir. Çünkü çok erken dönmek sıkıntı da yaratabilir. Dolayısıyla o zor anları ben de atlatmaya çalıştım. Ama şu an o dediğim gibi zor zamanları geçtik ve belki de ligin en zor anları olan o son zamanları takıma yardımcı olabildiğim için ben de kendimi çok mutlu hissediyorum. Herkes çok mutlu burada. Şimdi geriye kalan son iki maçımız var. İki maçımız ve kutlamalarımız var tabii ki.
hep beraber önümüzdeki sezonun neler getireceğine bakacağız. Hep beraber Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz ki Şampiyonlar Ligi bence dünyanın en iyi ligi. Şampiyonlar Ligi'nin o müziğini de burada çaldırmak ve o müziği hep birlikte dinlemek istiyoruz biz de. Az önce sağ kenarındaki enerjisini konuşmuştuk tabii. Şimdi 400 kişilik bir futbol akademisi de var kendisinin ama Trabzonspor altyapısından çok değerli isimler çıktı. Abdülkadir, Uğurcan, Hüseyin, Serkan gibi çok önemli isimler var. Onların da şampiyonlukta çok ciddi bir payı var. Trabzonspor altyapısını, altyapıdan gelen oyuncuları ve onların futbol vizyonunu, kalitesini nasıl değerlendirecek? Yeah, of course it was important having in the team because it's important having in the team the local players. They can understand everybody of the city and of the fans and they have help a lot. And I think they are more happiest player in the club because they are local and they did historic things for the city. And if I came first time in Trabzonspor and I saw the training center is amazing. I saw the training center in close to the stadium of the club is amazing. They have everything what they need to be good player. They have possibility just to growing up and did all the best. I hope in the future will be more and more players from here to play for Trabzonspor. Sizin bahsettiğiniz yerli oyuncuları şu an tahmin bile edemiyorum. Çünkü ne kadar mutlu olduklarını, belki de en mutlu kişiler olduğunu bu şampiyonluktan dolayı onların olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü takımda bu tip oyuncularınız mutlaka olması gerekir. Çünkü onlar hem şehri hem taraftarı iyi hissedebilecek, onların duygularını paylaşabilecek, belki de onları en iyi anlayabilecek kişiler. Dolayısıyla Trabzonspor'un bahsettiğiniz oyunculara çok ihtiyacı var ve bu sene çok büyük katkı sağladılar hep birlikte. Ve bu yaptıkları tarihi işten dolayı da takımdaki şu an en mutlu kişilerin onlar olduğunu tahmin ediyorum. Takımımıza gelirsek her antrenman merkezimiz, tesislerimizin gayet çok iyi olduğunu söyleyebilirim ben size. Hem buradaki tesisler hem de stadın yanındaki tesislerin çok iyi olduğunu, altyapıdaki oyuncularımızın çok iyi şartlar altında çalıştığını da söylemek zorundayım. Çünkü bu arkadaşlarımız onlar artık elinden geleni yaptıktan sonra ileride de onlar da burada yer alıp çok iyi işler çıkarabileceklerini düşünüyorum. Çocukları da yavaş yavaş antrenmana başladı burada. Ve özellikle biri sol, biri sağ ayak. Hangisi daha yetenekli diye mi sorsan, yoksa hangisi çocuklarının futbolcu olmasını, kendisi gibi bir yıldız olmasını, yoksa farklı meslekler seçmesini mi ister? Oğullarıyla ilgili görüşleri neler? Trabzonspor'da görebilir miyiz ileride? No, I don't know. Of course they have some DNA from me and they are very, very, very talented football player, but in this age is not important. Now they need just enjoy football, love it, and after when I come back in Slovakia, after start the hard part of football life, and now is just the moment to enjoy it, and I hope and I know their dream is to be football player, of course. DNA'lardan gelen, genlerden gelen mutlaka bir aktarım vardır onlara da. İkisi de çok yetenekli oyuncular aslında. Şimdi artık onların zamanı şu futbolu sevmeliler ve futbolun tadını çıkarmalılar. Çünkü ileride Slovakya'ya döndüğümde işler tabii ki onlarla beraber döndüğümüzde işler daha ciddi bir hale gelebilir. Ama şu anki yaşlarını düşündüğümüzde futbolu sadece sevmeli ve futbolun olabildiğince tadını çıkarmalılar. Umuyorum onların da hayali büyük futbolcu olmaktır. Tabii ki ben de onların futbolcu olmalarını isterim. Çocuklarının geleceğinden bahsettik, biraz da kendi geleceğinden bahsedelim. Trabzonspor'a ne kadar hizmet etmek istiyor futbolcu olarak ve belki daha sonrası var mı planları, düşünceleri neler? Merak edilen konular bunlar. Yeah. My plans is I have one more contract in here and I want stay here, enjoy with them. Did another great season in Champions League and in the Super League and after we see what happened, I am just looking for the next year. No, too much away. Oh, yeah. You understand that? Bir yıl daha burada kontratım var. O kontratımı doldurmak, burada kalıp hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. Birlikte harika bir sezonu tekrar geçirmek istiyoruz. Ondan sonrası için planlarım yok. Çok fazla uzağa düşünmüyorum açıkçası. Ana hedefim burada kalıp bir harika sezon daha geçirmek. Peki taraftara söz verdiği 61 dövmesi hakkında neler düşünüyor? Yeah, I already last week put the sketch of tattoo in the Instagram
And in when finish the league, immediately I go to Slovakia and I will do it. Of course, I promise it. Evet, biliyorum, söz vermiştim. Hatta geçen hafta sosyal medya hesabım üzerinden ne tür bir şey yapacağıma dair bir ipucu da vermiştim aslında. Lig bittikten sonra ülkem Slovakya'ya döndüğümde o dövmeyi hemen yaptıracağım çünkü söz verdim. 61 ile başladık. Trabzon'la devam edelim. Şehir nasıl? Rahat gezebiliyor mu? Çünkü hayranları çok, onu sevenler çok. Taraftarlar arasında yaşadığı ilginç diyaloglar var mı? Not really, because not too much people speak English and I don't understand nothing in Turkish. It's not easy to communicate. But I'm open for everything. We say every evening I'm in some restaurant in Trabzon. I do photo, I do autograph. It's not problem to me. I'm happy to offer me to them and they enjoy it. Aslında şöyle ifade edebilirim. Çok fazla diyalog yaşayamıyoruz. Birlikte çok fazla zaman geçiriyoruz aslında ama çok fazla İngilizce bilen kişi yok. Ben de çok fazla Türkçe bilmiyorum. Ama örneğin akşamları genelde gittiğimde, restorana gittiğimizde taraftarlarla beraber hep fotoğraf çekiliyoruz. Onlar imza isteklerini her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü kendimi onlara sunmaya çalışıyorum ben de. Onların mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyor. Evet, tabii biraz da takıma dönmek istiyorum. Takımdaki arkadaşlık ve dostluk ortamı. Tabii çok keyifli fotoğraflar geliyor antrenmanlardan. Saha önce, maç öncesi yedek kulübesinden olsun, tünelden olsun farklı görüntüleri görüyoruz. En iyi kimlerle anlaşıyor? Aralısı en iyi olan arkadaş hangisi? Yeah. I can say maybe with Baka, but I hope I am for everybody friendly and open to discuss everything, and I'm man who like to enjoy and do everything with my teammates. This is important in the team to be good relationship, and we can see it's like this. Our team is very good in this way. Bir kişiyi söylemem gerekirse belki Bakasetas'ı söyleyebilirim ama şunu da tek bir kişi söylemek zorundayım. Herkese çok iyiyiz. Bütün arkadaşlarımızla aramız çok iyi. Yaptığım her şeyi takım arkadaşlarımla beraber yapmak istiyorum. Bunu da dışarıdan zaten gözüktüğünü düşünüyorum. Bunu da takıma sirayet ettiği mutlaka bir gerçek zaten. Takımımız bu yönde çok iyi. Şimdi arkadaşlarla ilgili kısa kısa sorular soracağım takım içindeki. Mesela en iyi, en çok konuşan kim takımda? Talks the most. Who always talks? Siobis. Var mı bir anısı? Head pain with him. Always screaming. Her zaman bağırdığı için biraz onunla beraber vakit geçirdikten sonra baş ağrısı olabiliyor. En az konuşan kim? So the one that talks the less. The less? Muratcan or the young players. Genç arkadaşlarımız, örnek vermem gerekirse Muratcan'ı söyleyebilirim. En klas oyuncu kim takımda Hamşik'e göre? So according to you, who is the most classy player? Classy. Teknik, Abdush. Nasıl görüyor Abdush'u? So what do you think about him? Yeah, he's the great, one of the talented, most talented players in the Turkey. He start playing the Super League in the early age, and I think he can do much better because he has amazing quality of technique and speed, and I think his career will be going better and better. Abdülkadir Ömür Türkiye'deki en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Hem kalitesi, hem hızı, hem de tekniğiyle birlikte şu an yaptığından da daha harika işler yapabileceğini düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum çünkü çok erken yaşta başladı kariyerine ve çok daha iyiye gidecek bir kariyer olacak. En komik oyuncu kim ona göre takımda? Funniest player in the team. Yeah, also Siopis, I think. Yine Siopis. En iyi giyinen? So the one that dresses the best. Me? En kötü giyinen? So the worst. I don't know. No, nobody. I just best one. It's sadece en iyi söyleyeceğim, en kötüyü söylemeyeceğim. En çalışkan kim? Most hardworking player. I can say a lot of players are working very hard. This is good. I can see a lot of them. They do before training, after training, and this is important. I can't say one name because there are many of them. They work very hard.
bir kişinin ismini vermektense birçok oyuncumuzu söyleyebilirim. Aslında çok çalışan çok oyuncumuz var. Hem antrenman öncesi hem de antrenman bittikten sonra, antrenman sonrası çalışmaya devam eden çok oyuncumuz var. Gerçekten bu anlamda bir kişi değil de birçok oyuncumuzu söyleyebilirim. Sezon içinde oynadığı zaman koşu mesafelerine baktığımızda birçok alanda kendisi ön plandaydı ve ilk sıradaydı. Peki takımın en hızlı oyuncusu kim ona göre bunun dışında? Fastest player, you know, like the player that covers the most distance, it was always you, but the fastest player. Yeah, we can see also Siopis is one of the player who run a lot, Baka also, we can see Bruno in the line, he has very high intensity runs, but in the end all the team need to run, if not, it's not is impossible to be in the top. Şöyle bir baktığımda aslında takıma genelde çok koşan oyuncularımız da var. Örneğin orta sahada oynayan arkadaşlarımdan Siopis ve Bakasetas'ı bu konuda örnek verebilirim. Yine Bruno kenarda oynayan oyuncularımızdan olmasına rağmen hep yüksek şiddetli koşularla devam ediyor. Ama dediğim gibi zaten en üstteki birinci olmak değil, burada hep çok koşup takıma yardımcı olabilmek en önemli olan şey. Şimdi stadyumdaki atmosferden aslında biraz bahsetmiştim. Taraftardan da bahsetmişti. En sevdiği tezahürat, onu en çok harekete geçiren, en çok coşturan tezahürat hangisiydi bu sezon? The chants of the fans, which song, you know, because in the stands, you know, they have been chanting your name. So which one is your favorite one that they always say and then that motivates you? I like very much the songs when we come to the pitch and they do this with the, I don't know the name. Kızılderili marşı. Yeah, the scarf. This is I like very much. Biz sahaya çıktığımız anda taraftarlarımızın atkılarıyla beraber yaptıkları şov esnasında çalan o müziği çok beğeniyorum. Oradaki o tezahüratı çok beğeniyorum. Evet, peki yarın şampiyonluk kutlamaları var. Çok coşkulu bir ortama sahne olacak. Taraftarlar da bunun için hazırlanıyor. Sonrasında İstanbul'a gidecekler. Bu kutlamalarla ilgili özel bir şey var mı kafasında? Çünkü maç sonunda, Antalyaspor maçı sonrasında belki o istediği etkiyi alamadı. Yine taraftarın arasındaydı ama yarın için özel bir şeyler düşünüyor mu? I have surprise for tomorrow. Yarın için bir sürprizim olacak. Evet, biz de o sürprizi merakla bekliyoruz ve bizim de kendisine bir sürprizimiz var aslında. Evet, Marek Hamşik Trabzon'a geldiğinden beri çok beğenildi. Kameraman arkadaşım Aslan Can Kaba'dan da rica ediyorum ve Trabzonspor taraftarı gerek saçı olsun gerek tarzı olsun, dövmeleri olsun ama ben bu Hamşik bebeği de kendisine hediye etmek istiyorum. Teşekkürler. Nasıl buluyor saçı, kendi saçı, kendi modelini, kendi saç modelini yapanlar olsun, onu örnek alan insanlarla ilgili neler düşünüyor burada? As an example, you know, in terms of hair style, you know, there are many people that they want to have the same style as you. What do you want to say about them? Somebody likes this, somebody no, but this is like my iconic for me, and until I will play the football, I stay like this. When I finish CAD and before God, I'm sick. Aslında bu değişik bir tarz. Dolayısıyla bazı insanlar sever, bazı insanlar da sevmez bu tarzı. Ama benim için ikonik bir saç olduğundan dolayı futbol oynadığım sürece, futbola devam ettiğim sürece böyle bir saçım olacak futboldan sonrasında. Onu herhalde farklı görmek insanların da biraz garibine gidecektir ama. Yes, of course, I'm sure. Bebek, bebek benziyor mu kendisine? Benzetebildi mi? Baby Hamshake looks like you. Yeah, it's identical. Very good work. Kesinlikle aynısı olmuş. Harika bir iş çıkarmışlar. Son olarak şunu sormak istiyorum. Trabzonspor camiasına, taraftarı ve bu şehre neler söylemek ister bir şampiyon dünya yıldızı olarak? Yeah, I will just say thanks all of them because they support us all the time, all the league, all home games was full stadium. They did amazing celebration after the game. Something special in the Istanbul to many, many people, and it's just big thanks for them, and we will enjoy it also tomorrow in the celebration and in match in Istanbul. I hope it will be full and with a great atmosphere like always.
Herkese çok teşekkür etmek istiyorum, bütün taraftarlarımıza. Çünkü sezon boyunca, ligin tamamı boyunca bütün maçlarda her zaman iyi zamanlarda, kötü zamanlarda da bize destek oldular. Ev sahibi olduğumuz bütün maçları neredeyse full stadyumda, full seyirci önünde oynadık. İstanbul'da harika kutlamalar oldu. Burada maçtan sonra inanılmaz kutlamalar oldu. Yine yarın burada kutlamalarımız olacak. Burada ben harika şeyler olacağını tahmin ediyorum. Ve umuyorum İstanbul'da oynayacağımız bu maçımızda yine full stadyum önünde oynanacak ve harika bir atmosfer olacak. Ercan, ben de kendisine çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum tekrar şampiyonluk için. Sana da teşekkür ediyorum katkıların ve yardımların için. Değerli izleyiciler, Trabzonspor'un dünya yıldızı Marek Hamşik sorularımızı yanıtladı. Çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde. Ve böylelikle buradan yaptığımız yayını noktalıyor ve sözü yeniden İstanbul'a bırakıyoruz.